Merhaba arkadaşlar, ben Bilgi ve İletişim Teknolojileri Dersi Öğretmeni Erhan Temel. Gündoğdu Profesyonel Gelişim Akademisi olarak hazırladığımız Google Drive ve e-tablolar konu çalışma sorularıyla sizlerle beraberiz. Etkinliğimizi biraz hatırlayalım arkadaşlar. Google Drive, bulutta depolamayla ne gibi avantajlar sağlar? Arkadaşlar, zaman ve mekandan bağımsız olarak sanal bir disk olarak düşünebileceğimiz bulutta depolamayla İstediğimiz yerden, istediğimiz zaman bilgilerimize, belgelerimize ulaşabiliriz. Bu dokümanları istediğimiz kişilerle paylaşarak işbirliği, kolaborasyon ve kooperasyon yapabiliriz. Böylece zamanı etkili bir şekilde kullanmış oluruz. Verilerimiz güvenle yedeklenir ve bu işlem de oldukça zahmetsizdir. Google e-tablolar, bulut depolama ve aynı anda birçok kişiyle çalışmaya imkan sağlayarak ne gibi avantajlar sunar? Arkadaşlar, öncelikle birçok bilgiyi e-tablodan istediğimiz şekilde anlamlı hale getirebiliriz. Bu verileri renkli grafiklerle çarpıcı bir şekilde sunmamızı sağlar. İstediğimiz özel tablolara bazı yerleşik formüller, filtre ve koşullu biçimlendirme seçenekleriyle ulaşabiliriz. Bu işlem bize zaman kazandırdığı gibi çalışmalarımızı verimli bir şekilde sonuç odaklı olarak gerçekleştirmemizi sağlar. Karar alıcılar, üst yöneticiler birçok bilgiyi kendi işlerine yarayacak şekilde, anlamlı hale getirecek şekilde bu özel tabloları kullanırlar. Bu şirket için oldukça önemlidir. Dolayısıyla arkadaşlar, aslında sık gerçekleştirilen e-tablo görevlerini işbirliği ve takım çalışmasıyla anlamlı bir halde, özet bir şekilde ulaşmamızı sağlıyor bu e-tablolar. Peki Google Drive ile USB bellek depolama, flash diskleri karşılaştırırsak Drive ne gibi artılar sunmakta? Arkadaşlar, belki bazılarınız hatırlayacaktır. Eskiden disketler vardı, CD-ROM'lar vardı, hala var. Flash bellekler hala var, kullanılıyor. Bu tip bilgi belgeleri saklamak için bu ekipmanları kullanıyorduk, bu araç gereçleri kullanıyorduk. Örneğin disketler arızalanabiliyordu, fiziksel hasara uğrayabiliyordu, çalınıp kaybolabiliyordu. Oysa sanal bulut depolamayla arkadaşlar, bulut bilişimde bu problemleri bertaraf etmiş oluyoruz. Yanımızda taşıma, kaybolma, çalınma, bozulma gibi riskler minimum. Güvenli bir şekilde bu işlem oldukça zahmetsiz bir imkan sağlıyor bize. Peki arkadaşlar, Google Drive ile yedekleme ve senkronizasyon mümkün mü? Elbette. Uygulamayı bilgisayara eklediğimizde arkadaşlar, dosyaları yedekleyip senkronize şekilde işlemlerimizi gerçekleştirebiliriz. Peki arkadaşlar, Drive'da dosya üzerinde nasıl ortak çalışma yaparız? Dosya paylaşımı seçeneği mevcut arkadaşlar. Dilediğimiz kullanıcıları davet ederek bir doküman üzerinde aynı anda düzenleyebilir. Belki onların seçeneklerini kısıtlayabiliriz. Sadece görüntüleyebilirler veya yorum yapabilirler. İstediğiniz şekilde arkadaşlar yetkilendirerek takım arkadaşlarımızla aynı anda senkron bir şekilde çalışmalarımızı gerçekleştirebiliriz. Zaman ve mekandan bağımsız olarak arkadaşlar bu işlem bize verimli bir çalışma imkanı sunar. Dolayısıyla veri yönetimini, zaman yönetimini aynı anda gerçekleştirebiliriz. Peki arkadaşlar, Drive'da dosyayı nasıl oluşturabiliriz? Oldukça kolay. Drive menüsünü görüyoruz arkadaşlar. Sol tarafta klasör, dosya yükleme ve klasör yükleme var. Bilgisayarımızdan yükleme yapabiliriz. Hemen altında arkadaşlar İstediğiniz dokümanları, belgeleri oluşturabiliriz. Bu bir Google dokümanı olabileceği gibi Google e-tablo da olabilir. Veya Google Slide. Diğer sekmesi altında Google Formlar gibi diğer seçenekler mevcut. Bu şekilde Drive'da istediğimiz şekilde yeni bir dosya oluşturabiliriz. Peki arkadaşlar, Drive'da bir dosyaya sağ tıklarsak menüde acaba hangi seçenekler var? Bu soruda arkadaşlar olmayan seçeneği soruyor bize. Sağ tık menüde hangisi bulunmaz? Beraber bakalım. Dosyayı arkadaşlar sağ tıkladığımızda bu dosyayı ön izleyebiliriz. Birlikte açabiliriz. Paylaşabiliriz. Paylaşabilir bağlantı alabiliriz. Çalışma alanımıza veya Drive'a ekleyebiliriz. Taşıyabiliriz. Yıldızlı bölüm ekleyebiliriz. İsmini değiştirip yeniden adlandırabiliriz. Kopyasını oluşturabiliriz. Kötüye kullanıldığını düşünüyorsak bunu bildirebiliriz. Kaldırabiliriz. Fakat arkadaşlar yazdıramayız. Aslında bu indirme seçeneği. Dolayısıyla arkadaşlar bu sorunun cevabı sağ tık menüde yazdır seçeneği bulunmaz olacak. Evet.
Peki arkadaşlar, e-tablolarla diğer G-Suite bileşenlerinde olduğu gibi aynı anda herkes birlikte çalışabilir mi? Elbette. Gerçek zamanlı olarak arkadaşlar düzenleme yapabilir, fikir paylaşımında bulunabilir, yorum yapabilir. Dolayısıyla zamanı etkili bir şekilde kullanabiliriz. İş ve işlemlerimiz sonuç odaklı, etkin, etken ve efektif bir şekilde gerçekleşir. Evet. Peki arkadaşlar, Excel dosyalarını e-tabloda kullanabilir miyiz? Evet arkadaşlar, aslında iki format birbirine dönüştürülebilir. E-tabloda içi aktar diyerek Excel dosyalarımızı inceleyebiliriz. Peki arkadaşlar, çok fazla veri var ve bu tabloları nasıl anlamlı bir hale getirebiliriz? Aslında bu sorunun cevabı sizde gizli. Tam olarak neyi öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar, verileri o şekilde işlem yapmalısınız. Bu bir süzme işlemi olabilir, filtreleme işlemi olabilir, sıralama işlemi olabilir, basit matematiksel bir formül olabilir. Dolayısıyla arkadaşlar çok fazla veriyi bazı seçenekler kullanarak Google'da anlamlı hale getirebilir, özet bir grafik tablo haline getirebilirsiniz. Bu da karar alıcıların karar destek mekanizması dediğimiz süreçte oldukça işine gelecektir. Çünkü zamandan fayda sağlayarak, zamandan tasarruf sağlayarak arkadaşlar işletmeler için en sağlıklı kararları alacaklardır. Dolayısıyla arkadaşlar tabloların bilgilendirici özetlerinden filtreleme, formül, koşullu biçimlendirme, veri doğrulama gibi seçeneklerle istediğimiz verileri anlamlı hale getirebiliriz. Şimdi de arkadaşlar uygulama olarak Drive menüsünü inceleyelim. Sol tarafta gördüğünüz gibi yeniye basarak klasör oluşturabilirim. Bilgisayarımdan dosya veya klasör yükleyebilirim. Drive'ımda yeni bir Google dokümanlar oluşturabilirim. Yeni bir Google e-tablo oluşturabilirim. Google Slide oluşturabilirim. Veya diğer seçeneği altında gördüğünüz gibi form, çizim, haritalar gibi dosyalar oluşturabilirim arkadaşlar. Sol tarafta menüyü görmektesiniz. Benimle paylaşılanlar kısmında dosyalar görünecektir. En son çalışacağım kısmında görünecektir. Yıldızlı bölüm var. Örneğin bir dosyayı arkadaşlar sağ tıkladığınızda bunu yıldızlı bölüme ekleyerek arkadaşlar daha sonra çalışmak üzere bu dosyaya dönebilirim. Bana hatırlatacaktır. Bu bölümde yıldızlı olan dosyaları görmektesiniz. Bu menüde alt tarafta da depolama alanı ile ilgili bize bilgi verilmekte. Tekrar Drive'ıma geliyorum. Bir dosyayı arkadaşlar sağ tıkladığımda bu dosyayı kimlerle paylaşacağımı, üzerinde çalışacağımız kişileri şu bölümden belirliyoruz. Paylaş kısmını arkadaşlar. Paylaşmak istediğimiz kişinin e-posta adresini giriyor. Örneğin bu kişiye davet göndererek arkadaşlar bu dosyayı paylaşabilir. Paylaşırken sağ tarafta bu dosyanın düzenlenebileceği, sadece yorum yapılabileceği veya sadece görüntülebileceği ile ilgili seçenekler mevcut. Bu şekilde istediğim şekilde kısıtlayabilirim. Mesaj yazabilirim. Daha sonra gönderiyorum ve dosyayı öğrenci altıyla paylaşmış olacağım. Evet, dosya öğrenci altıyla paylaşıldı. Dolayısıyla ortak çalışma yapabiliriz. Sağ tıkladığımda arkadaşlar diğer seçeneklere bakalım tekrar. Dosyanın konumunu görebilirim. Taşıyabilirim klasörler arasında. İsmini değiştirebilirim. Demin söylediğim gibi yıldızlı bölümü ekleyebilirim. Kopyasını oluşturabilirim. Veya bilgisayarıma yükleyebilirim arkadaşlar. Örneğin bu dosyayı indirelim. Bakın Excel biçimine dönüştürerek indirecek. Dosya bilgisayarımıza indi arkadaşlar. Klasörleri de indirmek için arkadaşlar benzer mantıkla sağ tıklayıp indir diyorum. Tipleyerek indirecek. Evet, indirme işlemi için hazırlanıyor ve sıkıştırılıyor. Dosyayı arkadaşlar evet, tipleyerek bilgisayarımıza indirdi. Buradan da arkadaşlar diğer ayarlar kısmında masaüstü için Drive'ı edinebiliriz. Şimdi de arkadaşlar sizlerle beraber e-tabloda bir etkinlik yapalım. Ekranda arkadaşlar bazı dersleri ve bu derslere ait notları görmektesiniz. Sınav ve sözlü notları. Öğrencilerimiz bu dersten arkadaşlar bazı notlar almış olsun ve bunlarla ilgili biz bir takım işlemler yapalım. Öncelikle ben bu tabloya bir ders daha ekleyeyim. Örneğin Almanca olsun. Notları girelim.
Mesela arkadaşlar, ben bu notların ortalamasını almak istiyorum. Bunu nasıl yaparım? Şuradaki sütunda arkadaşlar, başlığı yazalım. Ve ortalama işlemi yapalım. Dikey olanlar sütun, yatay olanlar satır olarak geçiyor arkadaşlar. Ve her kutucuk hücre. Ortalamasını almak istediğim kutucuğa, hücreye tıklıyorum. Ve sağda gördüğünüz sigmadan average, average'a tıklıyorum. Daha sonra arkadaşlar, notların bulunduğu hücreleri seçiyorum. Ortalamasını almak istediğim notlar ve enter'a basıyorum. Bakın Türkçe dersi için ortalama hemen bulundu. Benzer şekilde diğer derslerin de ortalamasını arkadaşlar bu şekilde hücrenin sağındaki siyah artı aşağı çekince hızlıca bulabilirim. Bakın bu dersin ortalaması da aynı şekilde çıktı arkadaşlar. Peki arkadaşlar, acaba öğrencimiz bu derslerin hangisinden kaldı, hangisinden geçti? 50 ve üstü geçsin, 56'da kalsın arkadaşlar. Bu durumu nasıl tespit ediyoruz? Hemen bu sütunda da bu işlemi yapalım. Durum diye başlık ekledim. Evet arkadaşlar. Hücreye tıklıyorum. Kaldı geçti durumunu arkadaşlar not hesaplayarak basit bir formülle yapmaya çalışacağım. Hücreye tıkladıktan sonra arkadaşlar eşittir'e basıp if diyorum ve parantez açıyorum. Ortalamaya tıkladım. Eğer 50 ve üstüyse arkadaşlar, bunu 49 olarak yazacağım. Öğrencimiz geçsin. Tırnak açtım. Geçti. Tırnağı kapattım. Noktalı virgül. Aksi durumda arkadaşlar öğrenci bu dersten kalmış olsun. Kaldı dedim. Tırnak dedim. Ve parantez arkadaşlar kapatıp formülümü tamamladım. Bakın Türkçe dersinden arkadaşlar ortalamaya göre 50'nin üstü olduğu için 88,5'la öğrencimiz geçti. Diğer dersleri de arkadaşlar aynı mantıkla tutup şu şekilde aşağı çekerek bulabilirim. Bakın geçtiği dersleri ve kaldığı dersi hemen bulabiliyoruz. Bunun gibi birçok veri olduğunu düşünün. Yüzlerce, binlerce öğrenci olduğunu düşünün. Mesela bu öğrencilerin hangileri notlarına göre takdir alsın, teşekkür alsın veya iftihar belgesi alsın. Bu şekilde arkadaşlar tablolarla, basit hesaplamalarla ve formüllerle bunların hepsini tespit edebiliriz. Örneğin arkadaşlar süzme ve filtrelerin işlemiyle hangi dersten kalındığını veya hangilerinden geçtiğini de bulabilir. Üstüne tıklayalım ve hemen bu işlemi de yapalım. Sağ tarafta gördüğünüz huni simgesi arkadaşlar filtre oluşturur. Tıklıyorum. Bakın dikkat ettiyseniz çizgili bir şey oldu. Oraya tıklıyorum arkadaşlar. Mesela hangi derslerden geçtiğini öğrencinin göreyim. Burada geçti tıklık olacak şekilde yapıyorum ve tamam diyorum. Bakın hemen bir süzme işlemi oldu ve bu derslerden öğrencimiz geçti. Neden? Çünkü 50 ve üstü ortalaması var. Peki hangi dersten kaldı? Hemen onu da bulalım. Geçti yerine kaldığı tıklayıp arkadaşlar tamam diyorum. Bakın 56 olduğu için fizik dersinden kalmış durumda. İptal edelim. Evet. Bakın arkadaşlar hala filtre geçerli. Fakat işlemleri hepsini seçerek iptal ettim. Filtreyi iptal etmek için arkadaşlar şu şekilde filtreyi kapatıyorum. Dosyanın orijinalindeki filtreyi karışmadan, bozmadan arkadaşlar isterseniz kendi kişisel filtrenizi de yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde seçeneklerden yeni filtre görünümü oluşturabileceğiz. Dolayısıyla arkadaşlar e-tabloda birçok işlemi seçeceğiniz filtre, koşullu biçimlendirme ya da süzme araç gereçlerine göre birçok veriye anlamlı bir şekilde ulaşabilirsiniz. İşlerinizi hızlı ve pratik bir şekilde bu şekilde gerçekleştirebilirsiniz. Dersimizi burada bitiriyorum arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir derste görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.